Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Harika bir tarifim var sizler için. Müthiş bir kavurma yemeği. Zaman zaman ekmek banarak da yediğim olmuştur. Veya pilav eşliğinde de bu yemek mümkün. Yapılışı oldukça kolay ve zevkli. Evet, şimdi hep birlikte yapılışına ve gerekli malzemelerine geçelim. Evet, evvela soğanlarımızı soyup doğramakla başlıyorum. Gördüğünüz gibi iki orta boy soğan. Evet, küp küp soğanlarımızı doğruyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde. Evet, bir tane büyük boy biber doğruyorum. Ve domates doğruyoruz. Eğer domateslerin boyu küçükse 3, orta boy büyüklükte yani büyüğe yakınsa da 2 domates doğramak yeterli. Küp küp yine aynı şekilde. Şimdi kabakları doğruyorum. Şekilde mutlaka kazıyorum çünkü içlerinde kabuğunda bazen toprak veya kum gibi şeyler olabiliyor. İnce keseceğim. Gördüğünüz gibi önce dörde bölüyorum. Önce ikiye sonra dörde bölüyorum. Ve ince ince kabaklarımı evet, kabakları doğradım bu şekilde. Toplamda 5 kabak doğradım. Gördüğünüz gibi orta boy kabaklardı. Ocağa tenceremizi alıyoruz. Evde sıvı yağ hangisini kullanıyorsanız ayçiçek veya zeytinyağı her ikisi de olur. Alıyoruz ocağımıza. Ben zeytinyağı kullanıyorum ve doğramış olduğum soğan ve biberleri kavuracağım. Biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim. Evet, kavrulan soğana salçamı ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Toplamda böyle yemek kaşığı ile 2 yemek kaşığı eder. Evet, acı tatlı biber ve domates salçası üçlüsü karışımı. Biraz yağda kavuracağım. Salça tadının kokusunun çıkması için. Böyle 1-2 dakika arası. Evet, salça kavruldu. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Zaten dondurulmuş domates de bu. Kavurmayacağım. Ardından doğradığım kabakları ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika bu şekilde salçasıyla kavuracağım. Ara sıra karıştıracağım. Evet, kapağı kapalı şekilde. Biraz bir 5-10 dakika arası kavuracağım. Evet, kavruldu. Gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Şimdi sıcak su ilavesi yapacağım. Ve kabaklar yumuşayıp pişinceye kadar orta ateşte pişecekler. Yalnız kavurma olduğu için çok fazla su ilavesi yapmıyoruz. Sadece kabakların üzeri geçecek kadar su ilavesi yapıyoruz. Çünkü kabak da piştikçe suyunu bırakacaktır. Evet, 40 dakika sonunda kabak kavurma hazır. Gördüğünüz gibi bu hararette kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum ve tuzunu ilave ederek bir 10 dakika sonra servise hazır hale
geliyor. Evet, yemeğimiz artık servise hazır. Tuzunu ilave ettim. Siz de tuzu kendi damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Ben bu yemeği isterseniz ekmek banarak yiyebilirsiniz. Çünkü kavurma sulu bir yemek değil. İsterseniz de pilav eşliğinde tüketebilirsiniz. Artık o da size kalmış. Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben zaman zaman ekmek banarak da yediğim olmuştur. Zaman zaman da pilav eşliğinde yediğim olmuştur. Siz nasıl tükettiğinizi bana yazabilirsiniz. Büyük merakla bekliyorum yorumlarınızı. Evet, yorumlarınızı büyük bir zevkle okuyorum. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Takipte kalın.